dolar meselesi var. Daha doğrusu döviz meselesi var. Türkiye'nin bir döviz problemi var. Çünkü hem dolar hem euro aslında bütün para birimleri Türk lirası karşısında değer kazanıyor. Ve bu durumda da ama Merkez Bankası ama Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler farklı hamlelerle doların ya da dövizin yükselişini durdurmaya çalışıyor. Son olarak şöyle bir hamle geldi BDDK tarafından. 100 bin liranın üzerinde döviz alanlar o paranın kendi hesabına geçtiğini görebilmek için bir gün beklemek zorunda kalacak. Son tedbir bu. İşe yarar mı bilmiyorum ama şu bir gerçek. Bugün 100 bin dolar aldınız. O para şu an için sizin değil. Sizin hesabınızda Ne yapacaksınız? Bir gün bekleyeceksiniz ki ikinci bir işlem yapmak için bu serbest piyasa koşullarıyla ne kadar ölçüyor bu da işin ayrı bir tarafı fakat işe yarayıp yaramayacağı ayrı bir tarafı. Şimdi döviz satımında e, bekleme olmayacakmış sadece döviz alımında böylesi bir şey söz konusu satılan dövizin karşılığı aynı gün hesaba yatacak yani yeter ki dolarınızı bozun sayın e, bakanın da dediği gibi dolar alanlar gara gara düşünüyor şu anda. BDDK'nın böyle bir açıklaması var. Sebep de şu Türkiye'de mevduatların yani vatandaşın parasının yüzde bankalarda döviz cinsinden ve bu her geçen gün artıyor. Hal böyle olunca da Türk lirası ciddi değer kaybediyor. Bu kaybı durduramıyor iktidar ve farklı yöntemlere başvuruyor. Bu sonuncusu. Bununla ilgili bir açıklama yapmış BDDK. Başkan Mehmet Ali Akben diyor ki bankalardan Türk lirasını destekleyici çalışmalar beklediklerini söylüyor. Bu da birkaç gün önceki TL beraber düşünüldü. yani Önce, daha doğrusu son hamle bu. Bir öncekinde bankalardan bu noktada destek bekliyoruz demişti. Nasıl bir destek? Tamamen hani hiçbir reel karşılığı olmayan bir şey. Böylesi bir çağrıda bulunmuştu. Son olarak, bundan önce ise, yani bu iki aşaması için İlk aşama neydi? Hatırlayın, yaklaşık 1998 tarihi, 2008'de kendileri kaldırmıştı AKP iktidarı. 2008'de kaldırdıkları dövizden, Vergi alma meselesini binde bir oranında geri getirdiler. Dolar durmadı. Sonra BDDK Başkanı çıktı, bankalara seslendi. Dört gün önce, ey bankacı dostlar, doların durdur e yükselişini durdurmakta yardım edin dedi. Dolar yine durmadı. Bugün geldiğimiz noktada ise 100 bin doların üzerinde. Günlük işlem yapmaya çalıştığınızda, ertesi güne kadar bu işlemin sonucunu beklemek zorundasınız. Bu hamleler işe yarar mı? Bekleyip göreceğiz.